Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve bugün karakter tanıtımı yapacağız. Yine şöyle bilelim, artık A'dan Z'ye serisine yeniden dönmemiz gerekiyor. Baraka'nın tanıtımını zaten yan kanalda yapmıştık. Boray Choi yapmamışız. Buradan artık ben şuradan isime göre sıraladım. Sırayla gideceğiz. Buradan bir sürü yapacağız. Yalnız Strike Force Cassie Cage yokmuş. Yalan bende. Ben bunu Punk Cassie Cage diye vardı diye hatırlıyorum ya. Sanki ben bunu Punk'tı değil mi bunun adı? Vallahi eskilerden çıkardım diye hatırlıyordum ama yokmuş bende, vay anasını be. Neyse. Boray Choi'muzda yapalım bakalım. 7. evrim şu anda kendisi. Kanka gel bakayım, seni ben bir şöyle bir Faction Wars'a bir alayım. Yedili Savaş'a bir gireyim. Yan takımına da bir şeyler çekersin. Hallederiz. Ekipmanı falan olması lazım diye hatırlıyorum ama o ayının ekipmanını bulabilecek miyim şimdi? Öyle bir şey de var. Şimdik. Boray Choi abi gelsen. Senin yanına biz ne verelim şimdi? İsime göre, isime göre de olabilir aslında. İsime göre olmasın ya da vazgeçtim. Nerede o? Atak. Ataktan yapabiliriz. Tamam. Most Atak'tan gideriz şöyle bir. Buradan Quan Chi'm benim nerede ya? Quan Chi'm olacaktı ama sanki. Onun yanına bir Quan Chi'yi katalım. Birazcık rahatlasın. Sonra da Scorpion'ı katacağım. Oradan daha da rahatlatmış olacağız. Şuradan Strike for Scorpion'ımızı bir verelim. Yanına Quan Chi'yi katacağım ama Quan Chi'm benim güçsüz müymüş ya o kadar? Vallahi Circle of Shadow değil. Başka bir şey. Warlock Quan Chi. Anam güçsüzmüş ya lan. Ben bunları çevirme atlatmamışım. İlginç. Quest'e girerek aslında bu Warlock Quan Chi'yi atlatabilirim. O aklıma aslında onu yapsam mı ya? Gerçi şimdi evrim atlatsam bir dert olabilir başımıza, bilmiyorum. Yani 10. evrim geldi ama bu sefer tanıttığımız karakter 1. evrim kalıyor. O zaman güçsüz oluyor anasını satayım. Strike Force Scorpion'u elde etmek çok zor çünkü. Neyse. Şimdi şöyle bir gidelim. Ben size pasifini falan okuyayım bu uğraş. Onun ekipmanını falan da varsa tanıt bakayım. Göstermeye çalışayım size. Size. Şimdi bitirici kombolar. Bitirici kombodan kastımız neydi? 3 tane vuruş yapıyorsunuz veya 4 tane, artık kaç tane karakterin şeyi varsa. Sonra bir kaydırma geliyor ya, yukarı aşağı sağa sola falan. Onları yap. O kaydırmayı yaptığınız anda tamam. Diyor ki %50 şansla karşı rakibe, karşı rakibin dışarıda olan rakiplerine, yani hem karşıdaki şeye atıyorsunuz. Burada kritik vuruş mu var bu arada? Ha, kritik vuruşla birlikte. Hem kritik vuruşlar hem bitirici kombolar. Sadece şeyler değil, bitirici kombomuz değil. Hem kritik vuruşumuz hem bitirici kombomuz %50 şansla oyunda olmayan karakterlere de vuruyor. Bu ne demek? Yalnız bu ne kadar vuruyormuş? 10 one of the ha, bir tanesine. Anladım. Ben bunu hepsine vuruyor sanıyordum ya lan, neyse. 10 one of the aynen bir tanesine vuruyormuş. Oyunda olmayan karakterden bir tanesine. Yani adamın 3 karakteri var ya, bir tanesi oyunun içerisinde seçiliyor diyelim. Diğer ikisinden birisine kritik ya da bitirici combo uyguladığımızda ona da işliyor. Bu aslında bayağı bir önemli. Ne diyor? Takımdaki tüm martial arts karakterlere %25 kritik vuruş şansı veriyormuş bizim Boray Cho abimiz. Şimdik şöyle bir gelelim. Boray Cho'nun bende ekipmanı. Bir tane Retamer vereyim ben sana kanka. Retamer işimize yarar. Ekipmanın senin var mı ama ya? Varsa bile 7. evrim. Sen 7. evrim. Sen ekipmanın da 7. evrim olmalı diye tahmin ediyorum da. Saurian Armor. Bu zaten onun. Dur bakayım bir. Senin ekipmanın var mı kardeş ya? Vallahi hiç de şey yapmadım galiba, kullandım mı kullanmadım mı hatırlamıyorum ama olması lazımdı bende de, gözümden kaçıyor büyük ihtimalle şu anda. Ben onu arayayım, bulayım, hemen size bilgi şey yapayım, ondan sonra taktıktan sonra geleyim hemen. Aha, da buldum. Bu arada 1. evrimmiş, bu hoş değil pek. Şöyle bir direkt o zaman bunu takalım. Retamer yerine bunu kullanacağız. %15 kritik vuruş şansını arttırıyor bu zaten. Yani %5 damage arttırıyormuş bu arada. Daha 1. evrim gerçi de, bunu 10. evrim yaptığında bayağı bir şey yapabilir. Bak, bu ekipmanın özelliklerini size söyleyeyim. Full alana falan varsa bilmeyenler, onlar da öğrenmiş olurlar. %15 kritinizi arttırıyor. %5 hasar arttırıyor. Boray Cho taktığında. Sadece Boray Cho özel bu. Taktığında arttırıyor. Ve 10. evrime getirdiğinizde ne? Ben ekibim olursak bunu giydiğinizde %25 şansla maça ilk başladığınızda karşı rakibin ilk karakterini, oyunda olan karakterini sakatlama şansına sahip oluyorsunuz. Sakatlama şansı. Sakatlama ne demek? Sakatladığınızda yetenek kullanılamaz hale geliyor. Bayağı bir önemli aslına bakarsanız. Gerçi ilk başta olması çok bir sıkıntı olur mu? Olmaz yani. Karşı rakip için büyük bir sıkıntı olmayabilir. Şimdi ben bir zırh, buna ne zırh versem? Draven Mask olabilir bu arada ya. Bunu versek mi?
Faction Wars'un rating boost'unu arttırıyormuş bak. Hadi alalım lan bunu. Deneyelim anasını satayım. Bir tane de güzel bir yüzük verelim sana. Blaze's Life olur. Yakarak başlayalım rakibi. Ultra güçlendirmiş olalım. Bunu bu arada 10. evrimi ben şöyle bir getireyim hızlıca. Bunların evrimi düşük kalmasın. Bu orayı çok severim ben. Oynamam çok fazla ama dursun köşede yani. Dragon Breath. Yani bu herhangi bir takıma ait olmadığı için çok fazla kullanmıyorum kendisini. Üçüncüyü de fullemeyelim zaten dursun. Feast of Strength'inden bakalım. Bitirici şeyi var mıymış? Yokmuş kanka. Varmış gerçi. Bunu Anecube. Tamam bu zaten takılıymış. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle bir geri gelelim. Yedili savaşımıza girelim bakalım. Karakterin özellikleri bu şekilde. Birinci, ikinci, üçüncü yeteneklerini falan da size göstereceğim. Kendisi yani osuruyor, sıçıyor. Böyle garip bir şekilde dojluyor falan. Öyle garip garip özellikleri var kankamızın. Seviyorum. Bu orayı çok iyidir. A'dan Z'ye serisini hızlı bir şekilde ilerletmeye çalışacağım size. Olmayan karakterler için ben bir hafta öncesinden şey derim işte. Bir haftada değil de dur otomatik savaşta kalmasından. Bir önceki savaşta Instagram'dan olan varsa oradan isterim ben size. Ona göre yaparız zaten. Şimdiden yazmanıza gerek yok. O yüzden diyorum. Şimdi yazacak kankalarım var. Biliyorum. Seviyorum sizi. Kardeş artık iyileşmesen. Mortal Kombat 11 Scorpion sayesinde iyileştin de iyileştin ama yapma istersen onu. Bakın. İkisinden birisine vuruyor gördünüz değil mi bakın. Şimdi vurayım. Dur. Karşımıza Jade geldi şansımıza. 3187 Jade'i gördünüz değil mi? Kritik vurdum diye Jade hasar yiyor. Şu an Scorpion mesela bak vurduğunda dikkat edin. Yedi mi lan? Yemedi mi lan? Aa bir tanesinden birine diyor. Ha o zaman yemeye 994 ödedi Scorpion. 1987 yedi. Şöyle bir tane daha vurayım. Şu an yemedi mesela. Bakalım. Yemedi. Gene yemedi çünkü kritik vuruşa da bitirici combo yapamadık. Şöyle bir birinci tenimize başlayalım. Şöyle poposundan yediği fasulyeyi çıkartıyor Scorpion'un ağzına doğru. Osuruyor bildiğiniz yani başka bir efekti yok. Ekstra bir şey var mıymış ona bakmadım. Onu bir değerlendirelim bakalım duruma göre. 28 level'mış daha. Kanka tamam yeter istersen. Güzel. Rating boost'umuzu da arttıracak bu. Ekstra puan kasacağız Faction Wars'ta. Bu da güzel. İşimize gelir. Şimdi şu ben yeteneklerinin bir özelliklerine bakayım bakmadım ona. Birinci yeteneğimiz sersemletiyor. Wow. Hem osur yani kokusundan dolayı galiba sersemliyorlar. İkinci yeteneğimiz şey yapıyor. Zayıf kılıyor karşı rakibi hasarı düşürüyor. Üçüncü yeteneğimiz sakatlıyor. Güzel iyiymiş iyiymiş. 19 tane kullanılabilir kartım var da kullanmayacağım. Yani Bora'yı çoya kullanmayacağım onu. Yani çok kullandığım bir karakter değil dediğim gibi. Dragon Breath takımı falan çıkarsa yapabiliriz ama öbür türlü. Şu an için işime yaramaz yani benim. Takım çok önemli. Yani uyumlu karakterleri kullanmanız inanılmaz önemli bu oyunda. O yüzden yani bol bol kullanmak gerek o karakterleri. Bu arada çok güzel bir karakter bu arada. Kötü demiyorum. Karşıyı eritmek için çok güzel şansı oluyor. Mesela şu an şey en alttaki Johnny Cage az önce 3307. Şu an 994 yedi. 1807 üstteki bu sefer 1807. Sürekli vuruyoruz yani. Kritik vuruş yaptığımızda da 150 şansla gidiyor tabii her zaman değil. Şöyle bir daha vuralım mesela. Alttaki mesela en alttaki 1807 Combat Cup galiba o. Ortadaki A listi değil mi? Bu dur Combat Cup öldürelim biz direkt. Birinci teneğimizi bir atalım, stunlayalım. Stun'ı da görmüş olun. Şöyle bir atayım. Double Vision dediği anda zaten atıyor onu. Stun'ı koydu mesela. Kokusuyla bayılttı. Bir daha koyuyoruz şöyle. Bu sefer kokusuyla bayıltmıyor, öldürüyor. Alis misin sen kanka? Bakayım bir. Johnny Cage direkt stunt double'mış. Stunt double aynen. Tamam. Alis'te gerçi şey yoktu ya. Girdiği gibi stun atmıyordu. Bu girdiği anda stun'ı koyan. Şöyle bir atayım. Şey mesela diğer Johnny Cage şu an hasar yiyor. Alis galiba o. Şöyle bir al bakayım yavrucuğum. Stun'ı koyduk mu yine? Stun'ı koyduk. 18.000 de koyuyor bu arada. Hasarı çok iyi ya. Sen Alis'sin değil mi kanka? Aynen. Büyük ihtimalle Alis'sin. 7. evrenmiş bu arada. İyiymiş he. Vallahi güzel. İkinci yeteneğimizi ikinci maçta üçüncü maçta tanıtırız. Şöyle bir tane daha koyayım ben. Kritik vurabileceğiz mi lan? Vurursak osturumuza bayıltır. Aa, vallahi vurduk lan. Vallahi şansımıza güzel gitti. 30.000 de vuruyor bu arada birinci yetenekle. Güzel hasarlar. Devam. Şu an Thunder God Raiden'ın şeyi var değil mi? Challenge'ı var. Thunder God Raiden bende full değil. Onu bu hesapla alacağım büyük ihtimalle. Onun normalini atar mıyım? Atarım galiba. Normalinden sonra hard'ını da atabilirim bu hafta. Ondan sonraki haftada şey yaparız mesela. İşte hard'ını atarım. Hard'ından sonra işte neydi o? Bir sonraki evrimi unuttum lan. Hard normal hard şey değil. Expert değil. Expert de değil. Burada Mortal Kombat'ta farklı bir kavramdı o. Unuttum lan. Vallahi nasıl unuturum ya? Böyle mal mal bazen beynim 3'teki toplayamaz hale falan geliyor. O yüzden garip garip olabiliyor. Elder. Heh, geldi aklıma. Tamam.
Dur şunu şöyle bir al bakayım. Ay ikinciye atacaktık değil mi? Yine kritik vurduk. Bu arada kaç vurdu? 37 38 bine yakın vurdu ya. Ayı hayvan gibi vuruyor lan. Şöyle bir dur bakalım. Blokta kalayım bu arada. Bloklaması çok garip. Şuna baksana abi. Yani bu ne abi ya? Bu ne lan böyle? Vur babuş vur der gibi. Bak baba surata bak. Garip ya. Neyse. Double Vision yazdı anda bu arada. Hemen bak mesela şu an gene yazdı. Karşı rakip hasar çıkarmış oluyorsunuz. Bunun hasarı çok yüksek. Düz vuruşları. Büyük sıkıntı olabilir. Şu an gitti ama tamam etkisini kaybetti. İkinci teneğimizi atalım bakalım. Gene mi osuruyorsun kanka? Yeter mi? Yetmez herhalde. Ha tamam. Bağırsağını atacak sandım. Şöyle bir atalım bakalım. Güzel. 37.800 vurdu son vuruşunda sadece. Öncesinde kaç vurdu acaba? Onu hesaplayalım. Aslında hesabına girsek olur ha. Maksimum hasarını görmüş oluruz. Karakterin bu arada saldırısı 48.000'de 50.000 oldu canı pardon. Bir level atladı 50.000'e çıktı. Güzel 2000 2000 artıyor canımız. Bayağı iyi. Şöyle bir atalım. Bunda vurduğum anda herhalde bayılacaksın mı? Anam bayıldı lan. Vallahi böyle bir ölüş rezillik gerçekten. Ejder nefesi diyor da ejder nefesi değil anasını satayım. Bayağı o yani kuru fasulyenin kokusu mu oluyor artık harbiden? Ulan bu sıçtı mı da bir teneke sıçar ha gerçekten öyle öyle böyle değil anasını 500 bin kilo. Şimdi 10. evrim karakterler gelmiş karşıya anladım. Şu an canımız 49.900 galiba talenttan dolayı artıyor. Şöyle bir girelim bakalım. Yardıralım gene. Yeni kulenin gelmesine de birazcık var. Kaç gün? 8 gün, 7 gün falan kalacak sizi bu videoyu izlerken. Aynen. Yani yeni kule geldiğinde bu sefer direkt aralıksız yapmayı direkt değil, direkt değil. Direkt aralıksız oynamayı düşünüyorum. Yetiştirebilirsem çok erken atmayı düşünüyorum kule videosunu. Bakalım eğer yolunda giderse her şey bir aksilik çıkmazsa dediğim olur zaten. Şimdi kardeş biz ikinci teneyi bir daha atacağız sana. Hesap yapacağız. Maksimum hasarımızı görmek istiyoruz tamam mı? Kesi abla. Bir dur 2 dakika vurma da. 10. evrim ha vallahi şakaya gelmez. Osurtur bizi yani. Bu sefer osuram ya hem osururuz hem sıçarız. Bu sefer. Sadece onunla kalmaz yani. Şöyle bir vuralım. Şimdi 49.000. Bakalım. Maksimum hasarı görmek istiyorum. İlk kaç vuruyor? Görelim onu. 7 7 14 15 hatta. 14 600. Ya aşağı inerken bir tane daha vurdu ama 2 sonra 37. 14 37 51 yani 55 bine yakın falan vuruyor tahminimce. Güzel hasar, güzel hasar. Temiz hasar valla. Böyle bir dur bakalım. Tamam. Şöyle bir al oğlum. Dur bakayım. Yine Scorpion'u da deneriz belki yetiştirebilirsek. Ölmezse eğer blokta kalayım ben. Ya da öldürmezse. Bakayım 33.000'den çok da vurmadı. Bone Shield'ımız da çalıştı gayet iyi. De bir işe yaramayacak gibi şu an o. Yani. Dur bakayım kanka. Bir daha sana vurayım ben. Maksimum hasarımızı gene bir görelim bakalım. %100 de vuracağız. 7 7 gene 14. Bir 7 daha vurmuş bu arada. Evet. Şu an 21. 21 21 24 diyelim hadi. 37 de oradan kaç yapıyor lan? 61 yapıyor değil mi? Vallahi güzel hasar ya. Güzel hasar hocam. 61K ölmeyeceğiz zaten. Bir kere daha öldürürse gene kurtulacağız. O yüzden yani karakterler bunun için var. Şimdi 3. yeteneğe doğru ufaktan gitmeye çalışalım. Ekipman değişebiliyor muyduk ya? Değişebiliyorsak ben ekipmanla bunu değişeyim. Retamer'ı takayım. Retamer'la birlikte hızlıca doldurmuş oluruz. Maçın ortasında değişmeyi kaldırdın mı? Lan siz kaldırmayın ya. Gerçi şey yapıyor da galiba rakip değişiyor. Değişsin sıkıntı yok. 10. evrim şey taktık ama bir şey olmaz. Retamer'ı bilerek alıyorum çünkü karakterin şey dolu başlasın. Bir yeteneği dolu başlasın istiyorum. O yüzden işimize yarıyor yani. Girelim bakalım. Borayço abi iyi ya. Güzel güzel. Hani şu İpmen'in dövüştüğü şey vardı ya. İpman. İpmen'in dövüştüğü ne ustaydı? Usta Çenk miydi ya? Bir şey vardı ya. O dayıya benziyor. Fena dövüşüyor valla. Böyle bir dur bakayım şimdi kardeş sen 53.000'dendesin. Tamam. Seni ben osurtabilir miyim? Osurturum ya. Valla Grandmaster değilsin herhalde sen. Aynen sen Cyromancer'sın. Öyle duruyorsun daha doğrusu. İkinci teneğimiz açıldı şimdiden. Güzel. Kabalda bu arada öldürdüğüm gibi girecek. Dikkat etmem lazım ona. Blokta kalacağız. Şöyle bir bloğa geçeyim ben. Bir tane daha, bir tane daha. Dur. Blok. O ne lan? Ölmüş oğlum yan tarafta. Bak görüyorsunuz değil mi? O pasifini kullana kullana öldürmüşüz abi iki taneyi. Acayip. Gerçekten acayip. Bilerek Quan'ya girdim bu arada. Quan'ya ölecek olursa kurtaracağız zaten. Sıkıntı yok. Scorpion gelip kurtaracak onu. Tamam. Aslında sıkıntı yok. Hem kalkanım çalıştı şu an. Şu an gerçi şeyi kırıyordu herhalde bu. Yerimize bağlandık şu an ama aynen. Mükemmel ya. Tek disabled yazıyordu. Normalde çıkışımız yasak. Ama
Kurtardı içim. Yapma yapma. Bunun... Gerçi yine ölmeyecek. Bu da geri gelecek. Ölürse geri gelecek de kalkanım çalışıyor şu an. İkinci yeteneğimi direkt koyuyorum. Canım yenilensin. Şöyle Bora için üçüncü yeteneğini açmaya çalışacağız. Üçüncü yeteneğini. O biraz zorlayabilir. Geri geleceğim ölsem bile. Sıkıntı yok o yüzden. Bakayım. Geri geldim. Can yenilemem devam ediyor mu? Ediyor. Ay öldük. Bu sefer iyi olmadı. Bora için girişe bak. Bak ekstra 7000 falan vurdu ha orada. Vallahi temiz hasar. Böyle bir dur kanka. Şöyle bir. Sen şu an fazla ısın ama kaval ya. O biraz sıkıntı kanka bize. Böyle senin şeyin yok zaten. Şu an tak diye koyduk vallahi üçüncü yeteneği. Block breaker'ımız var. Kustu, sıçtı. Midesindekini çıkardı resmen. Tak. Oh! Güzel. Öldürür insanı. Şu var ya düşsene şu 5000 kilo aygırın üstünüze bastığını. Ulan büyük sıkıntı ya karakter. 42.000 vurduk. Niye? Fullemedik çünkü. Normalde 100.000'e kadar çıkar büyük ihtimalle hasarı. Gerçi iki katım vuruyor direkt. 84.000, 85.000 falan vuruldu galiba. Ama artabiliyor ya. Bildiğim kadarıyla arttırabiliyoruz. Böyle bir devam bakalım. 6. savaştayız. İkinci yeteneğimizi, birinci yeteneğimizi bir daha bol bol ataraktan savaşalım. Karşı Allah'tan böyle uyumlu takım falan gelmedi de zorlamadı bizi o kadar. Faction Wars yormadı şu an. Normalde karşıya Tribord takımı atıyor. Paramparça oluyorsunuz zaten ya. İçinden geçiyor. Sıkıntı yani. Harbiden sıkıntı. Kodumuza ne olsun? Kuru fasulye olsun arasını tutayım. Böyle verelim. Ulan canım da kuru fasulye çekti. Vallahi açım şu an zaten. 76.000 canın mı var senin? Ne ayısın sen öyle ya? Silver yok, silver değilmiş lan, goldmuş. Gold 6. evrim hatta. Yani ben şu an 20 level olduğu için ya 29 level olduğum için şu an 50.000 canım var. Normalde böyle bir şey olsam 50 level falan olsam herhalde canım 70-80.000'i bir geçer. Büyük ihtimalle geçer. Şöyle bir vuralım. 60'ta hatta daha da fazla, acayip fazla artıyor. Bir daha vuralım. 70.000 vurdu. 100.000'in üstünde vurduk az önce. Temiz hasar, temiz hasar. Harbiden temiz hasar. Bone Shield'ımız gene çalışıyor. Double Vision bu sefer çalışmayacak galiba. Block Breaker'ımız olmadığı için kıramıyoruz. Şöyle bir atayım sana kanka. Seni bayıltacağız birazdan. Oh! Oh! 40.000'i geçti hasar. Vallahi çok güzel vuruyor ya. Acayip güzel vuruyor karakter. Garip bu arada. Suratı çok garip. Korkutucu, ürkütücü duruyor ya. Sıkıntı bir karakter. Ya bilmiyorum, korkunç geliyor bana. Bu ne anasını dedim. Şuna baksana ya. Burada iyi de şu an hani. Şu anki resmi iyi. Öbür türlü kötü ya. O ne öyle. Bu arada bu canın az olma sebebi benim aynen full olmamasıymış. Bakın şuralar full olsa saldırı ve can kısmımız ultra hasarımız artacak. %30'a kadar çıkartabiliyorsunuz onu. Ama çok pahalı ya, acayip pahalı. Hatta bu her sonunda gösterebiliyorsam göstereyim size. Sıfırdan bir karakter, gerçi şu an bende sıfır olan yoktur. O sıfırdan serisinde falan gösterebilirim size onu. Evrimi sıfır olan bir şey yoktur bende. O yüzden sıfırdan ne kadar hesapladığını bulabilirsiniz yani. Acayip pahalı ama. Çok acayip pahalı. Şöyle bir 70.000. Karşı takım bu arada biraz uyumlu. O yüzden Kenshi güçleniyor. İki tane Spec Ops var karşıda. Gerçi Martial Arts'lar onun işine yarıyor ama. Olsun, biz yine de Kenshin'in hasarını şöyle bir kıralım bakalım. Gerçi tek yiyebilir. Ölmüştür ya. Ölür ölür. Ay iyi. Şu an 33.000 vurduk. Hatta 14.000 de oradan 47.000. Şöyle bir 70.000 de oradan 110, 115, 112, 113.000'e yakın hasar çıkardık abi. Hatta dur. 110, 100, 120.000'e yakın hasar çıkardık. Acayip. Acayip gerçekten. Daha 29 level 7. evrim karakteri hasar için bayağı iyi. Yani güzel. Harbiden keyifli. Şöyle bir atalım bir sana kanka. Dur bakayım. Blokta kalmasan iyiydi ama. Blokta kalsan da bir şey değişmeyecek gibi. 95'te kaldı. Osuruk sesi mi geldi? Bir dakika. Bir dakika dinleyeceğim. Ha yok, yakma sesiymiş, tamam. Kalkanı çalıştı. Vay ballı köpek. Blokta kalalım. Snare'ini blokladık. Tak diye koydum mu şöyle. Bitiyor. Blokladık dedim ya lan. Blokladık diyemedim. Güzel. 30 level oldun mu kanka? Şeyin ne olmamış. 63.000 XP geldi ama olmadı. Vay anasını, zor kasılıyor ha. Harbiden zor kasılıyor. Olsun ama. Keyifliydi. Bu araç oynamaktan ben keyif alıyorum. Yan karakterli zen. Yani yüksek canlı bir karakter varsa karşı takımda, diğer karakterlere gelene kadar onlar erimiş oluyor. Direkt bir canına falan geliyorlar karşınıza. Rahat rahat parçalıyorsunuz o yüzden. Bu araçın tanıtımı bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.